Türkiye toplumunun adeta umudu olan, sürü olmayı reddeden ve toplumu sürü halinde yönetmenin hiç kimseye fayda sağlamayacağına inanan ve bu konuda yegane muhalefet olan HDP eş başkanlarımızın ve milletvekillerimizin tutuklanması birer darbedir. Ve maalesef bu darbe halen kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Çok açık ve net söylüyorum. HDP tek bir fert kalıncaya kadar asla ve kata toplumun sürü haline getirilmesine izin vermeyecektir, rıza göstermeyecektir, boyun eğmeyecektir. Çok açık ve net söylüyorum. Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ ve tüm milletvekillerimiz Türkiye toplumunun, muhalefetinin, Kürt halkının yasal, legal seçilmiş temsilcileridir. Aynı zamanda bizlerin onurudur. Savaşı topluma kanıksatmaya çalıştınız. Gelen cenazeler üzerinden bir iktidar devşirmeye çalıştınız. Ve kaos üzerinden kanla inşa edilmiş bu iktidarı sürdürülebilir kılmak istiyorsunuz. Asla ve kata Sayın Selahattin Demirtaş'ın, Sayın Figen Yüksekdağ'ın esaret altında tutulmasına, zindanda tutulmasına, tecritte tutulmasına boyun eğmeyeceğiz, kanıksamayacağız, bunu meşru görmeyeceğiz. Ortada bir hukuk yok, ortada bir adalet yok, ortada işleyen bir yargı mekanizması yok. Ve şu anda da arkadaşlarımızın tamamı, başta eş başkanlarımız Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ başta olmak üzere tecrit altında tutuluyor. Bugünkü bu hukuksuzluğa sessiz kalanlar, yarın sıranın kendilerine geleceğini unutmasınlar. Bu coğrafya bu kadar büyük bir zulmü kabul etmeyecektir. Bu kadar büyük bir zulüm mutlaka ama mutlaka sahibine geri dönecektir. İşte bu zulüm sahibine geri döndüğünde hiçbirinizin şüphesi olmasın ki biz HDP olarak onların da haklarını savunacağız. İnsan olmaktan kaynaklı onların da haklarını savunacağız. Onlar için de tecritin bir işkence olduğunu ve tecritin kabul edilemez olduğunu savunacağız, savunmaya devam edeceğiz. Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Yüksekdağ'ın ve milletvekillerimizin cezaevinde oluşunun yek talimatı vardır. Bu talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı, sizlere sesleniyorum. Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ, muhaliftir ve rakiplerinizdir. Rakiplerinizle demokratik zeminde hesaplaşmanın yegane yolu var, o da sandıktır. Sandıkta alt edemediğinizi cezaevine koymak bir darbedir. 15 Temmuz darbesi nasıl ki millet iradesine yönelik bir darbe idiyse, bugün sizin talimatınızla cezaevine konulan milletvekillerimiz ve eş başkanlarımızın yaşamış olduğu akibette aynı şekilde bir darbedir ve gayrimeşrudur. Size çağrım, bu gayrimeşruktan bir an önce vazgeçin. Bizler aynı zamanda Kürt halkının haklı davasının eşitlik, özgürlük, birlikte yaşam temelinde nihayete ermesi, çatışma zemininin bir bütün olarak ortadan kaldırılmasının çabalayıcılarıyız. Bu uğurda çok açık ve ne söylüyorum? Bugüne kadar ödediğimiz ilk bedel değildir. Bizden önce de Kürt halkının, Türkiye toplumunun, muhalefetinin, Alevilerin, emekçilerin parlamentoya gönderdiği mebuslar bir müddet sonra mahpus oldular. Mebusluktan mahpusluğa. Eğer bu bizim kaderimizse biz mahpusu, çok açık ve ne söylüyorum, mahpusu Yusufi bir duyguyla göğüsleriz. Ama bugün yaşamış olduğumuz tablo, Sayın Cumhurbaşkanı, sizin kininizin, sizin kibrinizin,
sizin intikam alma duygunuzun birer sonucudur. Edirne F tipi cezaevinin almış olduğu tecrit kararı, Diyarbakır ilgili savcılığının almış olduğu tecrit kararı bizlere başka bir hukuksuzluğun zemininin hazırlandığının göstergesidir, delaletidir. Sakın ha sakın, sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin. Sakın ha sakın. Bu felaketi başka bir felaketle derinleştirme çabasından, düşüncesinden, sahikinden bir an önce vazgeçin. İzmir milletvekili atmış olduğu bir tweet var. Sosyal medyada kendi resmi hesabında bir paylaşımı var. Çok açık ve net diyor ki, bir suikast girişimi veya bir suikast olduğunda halk cezaevlerine saldıracak ve cezaevlerinde bulunanları idam edecek, linç edecek. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Siz bu bilgiden haberdar mısınız? Bu algı operasyonundan, bu zemin hazırlamadan bizatihi tutuklama gibi siz mi mesulsunuz? Sayın Adalet Bakanı'na çağrıda bulunuyor. Siz bu işin neresindesiniz? Sayın Başbakan'a çağrıda bulunuyor. Sizin bundan bilginiz var mı? Bu işin neresindesiniz? Onların başına herhangi bir şey gelirse, tırnaklarına zarar gelirse, bunun birinci derecede sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı olacaktır. Bunun birinci derecede sorumlusu Başbakan olacaktır, Adalet Bakanı olacaktır ve dokunulmazlığa, dokunulmazlığın kaldırılmasına el kaldıran her vekil olacaktır. Biz susmayacağız. Bınnave fade biz susmayacağız. Konuşmaya devam edeceğiz, haykırmaya devam edeceğiz. Bu yolun yol olmadığını ifade etmeye devam edeceğiz. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı aklın yoluna davet ediyor. Sizi hukukun yoluna davet ediyor. Sizi legal demokratik siyasetin yoluna davet ediyor. Buyurun hodri meydan. Hodri meydan. Şiddeti durdurun. Baskıyı durdurun. Medya üzerindeki sansörü kaldırın. Bir kez daha halkın iradesine gidelim. Bakalım halk ne diyor? Milli irade birinizde peresenk yaptınız. Sakız gibi çiğniyorsunuz. Peki Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ milli irade değil de nedir? 6 milyon insanın iradesi değil de nedir? Bugün cezaevinde tutulan milletvekillerimiz 6 milyon iradesi değil de nedir? Eğer ki bir zemini olmasaydı, bir risk olmasaydı ve biz bu riski ciddiye almasaydık bu çağrıyı yapmayacaktık. Biz birkaç gün boyunca tecrit uygulamasının ve olası saldırıların önlenmesi konusunda kimi temaslarımız oldu? Bu temaslardan sonuç almadığımız için bugün bu çağrıyı yapma gereğini duyuyoruz. Selahattin Demirtaş Genel Başkanımız neden Edirne cezaevinde tutuluyor? Bu bir sorudur. A blok, B blok varken neden C blokta tutuluyor? Bu bir sorudur. Selahattin Demirtaş insan hakları aktivistiyken çok sık kullandığımız insan hakları ortamının veciz bir sözüyle bitirmek istiyorum. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bunu hem AKP içerisinde halen var olan birkaç vicdanlı vekil için söylüyorum. CHP içerisindeki vekillere söylüyorum. Parlamento içerisinde ben halen hukukun üstünlüğünü savunuyorum. Ben adaleti savunuyorum. Ben özgürlüğü savunuyorum. Ben çatışmasız bir toplumu savunuyorum diyen bütün parlamenterlere çağrılır. Susma, sustukça sıra size gelecek.